çılgın ve manyak bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün Atom Karınca ile Aysan vuracağız. Yani arkasındaki Aysan pek buna göre bir Aysan değil ama bizim maksatımız ot gelmiş. Biraz buğday gelmiş. Onları karıştırmak, elit yerini birazcık daha kabartmak, arpa yeri gibi elit ekeceğimiz yeri birazcık daha kabartmak ve hazırlamak maksatlıydı. Dün yaklaşık bir 40-50 de karına vurdum. Oradan mazotum bitti. Petrole gittim, mazot aldım. Geri dönüş yolunda traktör birden durdu. Debriyaj halatımı koptu, bir şey oldu. Debriyajsal bir problem vardı. Traktör fidesteyken gitmiyordu. Çeke çeke götürdük tarlaya, özür diliyorum sanayiye. Çekerken götürdüğümüz videoyu da koyarım zaten. Birkaç eksiği vardı. Direksiyon sürekli kendini sola çekiyordu. Şuradaki pistonda varmış sıkıntı. Piston değişti. Debriyaj yapıldı. Klima çalışmıyordu. Klima yapıldı. Havalar soğudu artık. Sıcak lazım. Radyo çalışmıyordu en önemlisi. Ses gelmiyordu. Hoparlörler değişmiş. Başka ne yapıldı? Çamurluk kırıktı. Çamurluk yapıldı. Piston kırıktı şu kapı. Arka camın. O değişti. Atom Karınca'dan memnun değilim arkadaşlar. Her yeri ayrı bir dert. Ama saatten de olabilir. Artık 4500 saatte. 4513 saatte. Yani ona da normal diyebileceğimiz bir saat. Arkadaşlar düz yolda arıza yapmıştı. Kenara açmıştık en son. Makinamız bu. Normalde arkasında kürümü de varmış. Kürüm çok da bir görev yapmıyor dedi Abdullah amca. Sarma falan yapıyor dedi. Arkasında tapanı var. Tapanıyla beraber toprağı kabartıyoruz. Aslında Aysan da biz tırmık görevinde kullanıyoruz birazcık da. Çünkü pek de batırmıyorum. Şurada batırdığım derinlik zaten belli. Hani bir karış batırmıyorum neredeyse. Toprak zaten yumuşak. Maksat ottan çöpten arındırmak. Bayağı bir geniş bir makine zaten. Batırsam motor da bunu yemez. Ama bir düzle rahat bir şekilde bu şekilde çekiyoruz. Motora da yaklaşık 4 aydır binmiyorum. Siz de sattınız mı diye soruyordunuz her yerde. Satmadık arkadaşlar. Ama inşallah bir gün satacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz Çorum'da meşhur ektiğimiz tarlaları. Burası yine arpa. Elit bekliyor. Birkaç sırada gübrenin bittiğini ve gübre biten sıraların nasıl olduğunu görebiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir deneyimleme olmuş tarlada. Arpayı yağmurladık. Yani civarda böyle bir arpa yok maşallah. İnşallah nazar değmezse. 220 dekarlık tek parça tarla yemiş. 220'nin hemen altını tarlaya bölüyorsunuz biliyorsunuz. Elit olacak. 130 dekar. Ve şurada bir tane 25 dekar var. Orada da yine elit olacak. 155 dekar bir elitimiz olacak. Hemen şurada gübre biten bir sıra göstermek istiyorum. Sıradaki sarılığı görüyorsunuz arkadaşlar. O sırada gübre bitmiş. Aslında farklı farklı gübreler koyacaksınız. Ama atıyorum DAP 50 kilosu 1 milyar. Çuvala 1 milyar. 20-20'nin 500 lira. DAP'tan 25 kilo kullanıp 20-20'den 50 kilo kullandığınız zaman hani aynı fiyatta farkı oluyor mu? Onları görmek bence daha güzel olur. Atıyorum 30 kilo daha kullandım. 20 kilo, 30 kilo da 20-20 kullandım. Arasındaki fark dağlar kadar oldu dersiniz tabii ki. Ama fiyat performans olarak sınıflandırıldığı zaman acaba nasıl olur onu bilmiyorum. Tarlamıza geldik. Bunu da bayağı bir vurmuşum. Tatlı gidiyor diyor.
Şu teker izine çizer çekeceğiz. Aysan'ın ayaklarını hiç kırmayıp. Şöyle geleyim. Çektiğimiz yer bu şekilde. Hidroliği indirip bu tabanı indiremiyoruz. Tarla yumuşak, urbalı bir şekilde. Biraz da yağış aldığı zaman güzel birazcık daha oturur. Çizgi çekeceğiz zaten bunun üzerine. Elit dikimi yapacağız. Elit dikimi de mümkün olduğunca yumuşak bir toprak istiyoruz. İşçiyi minimum yemesi için. Çünkü 2 ila 3 hatta 4 işçi yiyor dekara. Artık işçiler de iyi para yani. Tapanımızı indirelim. Sonra başlayalım. Eşek ölüsü gibi ya. Vallahi arada yığma yapıyor da bu neyin yığmasını yapıyor diyordum. Motoru bile zorluyor. Hani bu kadar ağır olursa motoru zorlar tabii. Çok fazla ses alıyor traktörün içine. O yüzden çok dışarıdan video çekmeyi sevmiyorum ama siz de TT ile ne zamandır video görmediğiniz için bir farklılık olsun dedim. Küçük bir hassasiyet. Çift çeker. 101. Allah razı olsun. Kesinlikle dönüş yapmıyorum. Hidrolik aşağıdayken. Direkt kırar yani, affetmez. Bayağı da bir yer vurmuşum ya. Gaz vermeden devrimi toparlamıyor. Hani ne iş yaparsak yapalım 20 gazı görüyor bu traktör. Yoksa torku çok düşük geliyor sanırım. Arkadaşlar yarıyı geçtik. Yaklaşık yanılmıyorsam 70 dekar vurmuşuzdur 130'un içinde. Bir tane ayak bulduk. Biz düşürdük zaten. Kırılmamış ama sadece civatası düşmüş. İyi oldu. Bu ayak şimdi nereden baksam 1-1,5 milyar vardır zaten. Kârda değiliz ama zararda da değiliz Allah'a şükür. Arkadaşlar bir 7-8 dekarlık yer kalmıştı. O arada babam geldi, yemek getirdi, yemeğimizi yedik. Babam dedi ben bir süreyim mi dedi, hevese geldi. Yastık başını sürdü, oradan kalan 7-8 dekarı da vurdu. İkinci parçamıza geçecektik, ikinci parçamız son tarla zaten. 25 dekarlık. Mazot azalmış. Hiç babam dokunmasaydı ben mazotla 25'e girerdim. Ya kalırdım ya çıkardım. Ama o petrole gitmezdim. Şimdi zıplaya zıplaya bir de petrole gidiyoruz koca makineyle.
mazot alacağız. Sonra geri geleceğiz. Keşke Çorum'dan gelirken bir daha mazot alsaydım. Zaten yeni aldım, bir almamıştım. Onu alsaydım yeterdi büyük ihtimal. Arkadaşlar 25 tekrar da bitti. Makineyi açıyoruz, Slova'ya geçiyoruz. Traktör yine burada kalıyor, arabayla geçiyoruz. Ne zamandır TT ile video çekmiyordum, siz de merak ediyordunuz. Ben de ne zamandır kullanmıyordum bile. Benim için de iyi oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Özellikle New Holland'çıları, New Holland kullananları, bu videoyu özel olarak beğeni ve yorum istiyorum. Çünkü her zaman Mazda ile çekiyorduk. Mazda kitlemiz belli. New Holland kitlesini de görelim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Beğenip abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.